Akşam tabii ki bir haftadır devam eden yangınları konuşarak başlayalım. Biraz Miktat hocamıza ne oluyor, ne bitiyor, kendisi nasıl görüyor, niye bu yangınlar bu kadar büyüdü, yenileri yolda mı, daha kötüleri bekliyor mu bizi, hepsini bir tek tek soralım istiyorum. Miktat hocam, şöyle bir 7 günlük manzaraya baktığınızda ne görüyorsunuz, neyi yanlış yaptık da bu kadar büyüdü, bir de niye çıktı bu yangınlar? Şimdi yanlış yaptığımız şeyler mutlaka var tabii ki. Bunların bu yangınlardan inşallah ders alıp tekrarında daha hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu 1999 depreminde olduğu gibi epey ders aldık ve bazı şeyler oldu deprem yönetmelikleri gibi. En azından bu yangın sonrası bu ormanlık alanlara ev yapmak için yapılan evlerin etrafındaki yakıtın azaltılmasına yönelik belki bazı teknik şartnameler, yönetmelikler çıkartırız. Ayrıca bir de yangın öncesi bir tabii ki hava durumu meteorolojik olarak bu riski gösterebiliyor 3 gün öncesinden. Yani yangın öncesi risk yönetim Türkiye'de en önemli problemimiz bizim kriz yönetimi. Biraz bizde ağır basıyor. Risk yönetimi mantığıyla eğer biz yangın öncesinde yangın bölgelerini, ormanları giriş çıkışı yasaklasaydık, ya ateş yakma ve benzeri şeyleri dikkat etseydik veya Türkiye'nin değişik bölgelerinden bu bölgeye ekipleri sevk etseydik belki çok daha farklı olurdu. Bu davranış şeklini biz hiçbir şekilde Türkiye'de hiçbir afette görmüyoruz. Yani böyle bir anlayışımız yok bizim yani. Biz de hele olsun hallederiz. Abi mantığı biraz ağır basıyor. Yani bu selde de öyle yani. Sel yataklarında birçok bina var. Bunlardan sel olacağını zaten bariz belli. Ama hiçbir zaman selden önce gitmiyoruz biz sel bölgesine. Yani devlet selden önce bir yerde olduğunu görmüyorsunuz. Yok böyle bir şey. Depremde de öyle. Birçok yer özellikle İstanbul'da çevresi Marmara büyük bir deprem bekliyor. Devleti bu, önceden orada yani hep beraber bütün bakanlar ve Cumhurbaşkanı ya da işte oradaki belediyeleri toplayıp burada deprem bekleniyor ne yapabiliriz diye bir önceden bir ön alma bizde olan bir şey peki, değil. Peki bu yangınları da bekliyor muyduk Miktat Bey? Şimdi bu bizden önce bakanlar çeşitli açıklamalar yaptı. Orada Orman Bakanı ABD, Kanada ve Rusya'daki örnekleri verdi. Küresel bir yangın riski var şu anda dedi. Siz biraz meteoroloji bakımından da baktığınızda bu yangınlar bekleniyor muydu? Göz göre göre geldi ve biz hazırlıksız yakalandık demek mümkün mü? Yani o tabii ki hazırlığımız var yani. Bir ihaleler yapılmış, yangın mevsimi Mayıs ayında başlatılmış, geçici işçiler alınmış. Tabii ki şeyimiz var. Yani biz Kanada'dan görmeye başladık biz bunu bu sene. Kanada'da yüksek basınç merkezi uzun süre orada etkili olduğu zaman Kanada'da sıcaklık rekorları kırıldı, orman yangınları başladı. Zaten Amerika'da aylardır süren orman yangınları var. Yani şu anda Kuzey Yarımküre'de biz yaz mevsiminin tam ortasındayız. Yaz mevsiminin boyunca bir kuruma var. Yani bitki örtüsü kuruyor. Biz buna yani bir yakıt var. Daha doğrusu ölü yakıt. Yani bitki örtüsünde bitkinin ağırlığının %30'undan daha az su varsa o ölü yakıttır. Her an bir canlanabilir. Bu ölü yakıt yani yakıt yanmaya hazır olan bu doğa bitki örtüsü yazın başından beri birikiyordu zaten. Şu anda İtalya'dan Moskova'ya, Lübnan'a kadar Akdeniz her tarafta bu orman yakınları var. Bu hava şartlarıyla beraber bu risk artıyor, azalıyor. Hatta gece ve gündüz bile fark edebiliyor orman yangın riskinde. Gece daha serin ve nemli olunca yangın söndürmek daha bir avantaj tabii. Yani meteorolojik şartlarda siz şeyi görebiliyorsunuz. Önümüzdeki 3 gün, 5 gün hava sıcaklığı kaç derece olacak? Bağıl nem ne kadar olacak? Bu rüzgar ne olacak? Ve bunun öncesinde kaç günden beri burada bir yakıt birikti? Yani bir fön
şeyi var. Bunları görebiliyorsunuz. Yani risk, orman yangın riskleri var. Meteoroloji Peki, Genel Müdür... önümüzdeki günler için bu risk artacak mı? Onu da sorayım. Diğer konuklarıma da hemen döneceğim. Sizi birazdan tekrar döneceğim ama şunu sorayım. Yani şu an meteoroloji hava durumuna baktığımızda önümüzdeki günlerde şu an devam eden yangınlar açısından daha da büyüyecek ya da daha küçülecek diyeceğimiz bir hava tahmininiz var mı? Yani ben de merak ettiğim için bakıyorum. Tabii ki bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sürekli bu tahminler veriliyor yetkililere. Yani bir gün sonra bölgede nem artacağını, sıcaklık düşecek diye gözüküyor. Yani böyle iyi bir haberimiz var bir gün sonra ama bu. Ve giderek nem artacak ve sıcaklıklar mevsim normallerine doğru gelecek. Yani bunu görüyoruz. Özellikle 6 Ağustos, 7 Ağustos'ta hava şartları daha iyi, ya yani orman yangın riski düşmesi bakımından daha iyi olacağını görüyoruz. Yani burada şey, tabii burada yani bu yangının bir şeyi var, üçgeni var. Burada ısı, sıcaklık, oksijen ve yakıt diye geçiyor bu. Bunun üzerinden biz yangını inceleriz. Yangın başladığı zaman da yangının yayılma üçgeni var. Burada da arazi, yakıt ve hava şartları. Yani burada arazi aynen kalacak. O yangının en büyük problemlerinden bir tanesi de arazi ne kadar eğimse, eğikse o kadar yangın daha şiddetli oluyor. Daha hızlı yayılıyor. O eğim çok önemli. Özellikle bu yangın yamaç dibinden, deniz kıyısından başlamış olması en büyük riski oluşturdu. Ve yani yamacın dibine başladığı zaman yangın, yamaç yukarı çıkması çok daha hızlı oluyor. Yamaç aşağı inmesine daha çok sıcak. En sıcak ve en kurak yerde oldu. Ve bu yangın eğim arttıkça alev yüksekliği ve yanma hızı da artıyor. Ve yangının kendi ateşi, alevi ilerlediği yönde kurutaraktan, daha da kurutarak ilerliyor. Zaten Poyraz birkaç günden beri o bölgeyi iyice kurutmuştu. Düşünün, Bey Dağları'ndan aşağı inen, sahile inen hava, rüzgar her 100 metrede 1 derece sıcaklığı artırıyor. Buna fön etkisi deniyor. Yani nasıl ki fön makinesini tutarsınız bir şeyi kurutur, saçınıza çektiğiniz fön. Yani bunun en büyük, yani en büyük şanssızlığımız bizim bu olayın durağan olması. Yani bir gün, iki gün bu hava sıcak olup gelip geçmedi. Durağan oldu. Bu durağan olması işi daha da büyüttü. Yangını küçük küçük başlayan yangını kozalak atma ve benzeri şeylerle daha da sıçratarak ben yaygınlaştırdı. Yani bu arazi şartları ve hava, yakıt önemli. Hava şartları işte hafif değişikliğe uğrayacak. Ama risk sonbahara, kışa kadar bitmiş değil yani bölgede. Peki.